Suriye konusunda da, Suriyeliler konusunda da ben düşüncelerinin gayri samimi olduğunu düşünüyorum. Kısa bir süre, kısa bir süre önce benim oğlum inandırıcı olmadığını söyledi orada. Kimse inanmadı. Hiç kimse inanmadı. Kısa bir süre öncesine kadar Suriyelileri hemen göndermeyiz. Benim oğlum da zaten onların entegrasyon projeleriyle ilgili AKP ile çalışıyormuş. Kendisi itiraf etti. Ben söylemiyorum. Şimdi nasıl oluyor da birdenbire Suriyelileri göndereceğiz, şunu yapacağız? Çünkü toplumda Suriyelilere karşı özellikle huzur kaçıran ve ulusal güvenliğimizi tehdit eden çok önemli gelişmeler oldu. Türk milliyetçi olarak biz 2011 yılından itibaren bu tehlikeye hep dikkat çektik. Hala dikkat çekiyoruz. Hiç eğilip bükülmedik. Hanımefendi ne yaptı? Biz Suriyelileri isteseler bile göndermeyeceğiz. Onlar bize lazım diyen AKP'li Tarım Bakanı Fakı Baba'yı aldı, bir gecede milletvekili yaptı. Şu anda milletvekili. Mesela ben isterdim ki Fakı Baba da yanına gelsin, desin ki ya ben Suriyelileri göndermeyeceğiz dedim ama ey millet, hepinizden özür diliyorum. Hani hanımefendi bir sürü özürler diledi ya. Hepinizden özür diliyorum, ben yanılmışım, bunları göndereceğiz deseydi çok daha mantıklı olurdu. 24-25 Haziran'daki kurultayda da özür diliyorum dedi. Herkes de özür diledi. Çalıştay'da da özür diledi, biliyor musunuz? 5 sene önceki Çalıştay'da bu partideki kuruculardan biri olan Profesör Doktor Yusuf Halaçoğlu kendisine Çalıştay'da dedi ki, kalktı ayağa, Sayın Genel Başkan dedi. Hatta artık dedi %50 artı 1'i hedef almamız lazım dedi ya. Çalıştay'da Yusuf Halaçoğlu dedi ki, Sayın Genel Başkan dedi, bir hezimet oldu. Sistem değişti. Siz başbakan olacağım diyordunuz. %20 ile başbakan olurum diye düşünüyordunuz ama sistem değişti. %50 artı 1 ile artık gerekiyor. Dolayısıyla bu parti ve sizin ideolojilerinizin işe yaramadığını gördük. %9.7 alındı. Bir öz eleştiri yapmanız gerekir. Bana göre önce istifanızı verin. Ondan sonra öz eleştiri yapıp kongreye gidin dedi. Bravo. Güven oyu alın dedi. Ne oldu biliyor musunuz? Arbede çıktı. Gençlik Kolları Başkanı'nın burnunu kırdılar. Otelin salonlarını kırdılar. Bazı partililer kendilerini kapılara, çerçevele vurdular. İki kolunu birden kıran, şimdi de AKP, geçmişte AKP'ye geçen Manisa milletvekili var. Ondan sonra istifa etmek zorunda kaldı. Yusuf, bugün genel başkanın yanında olanlar, benim yanımda Yusuf Halaçoğlu'na ana avrat sövdüler. Ağır hakaretler ettiler, gençleri saldırttılar. Ve Yusuf Hoca'yı biz 4-5 arkadaş alıp otelin arka odasından, can güvenliği olmadığı gerekçesiyle otelin arka odasından kaçırmak zorunda kaldık. Şimdi o gün Yusuf Hoca'nın söylediklerinin tamamını kendi söyledi dün. Yani bir bu kadar da dönülmez ki. Oraya söylemesi lazım. Tabii şimdi diyor ki %51 günaydın derler adama. Günaydın. Bütün kadrolar gittikten sonra bütün Türk milliyetçileri, Türkiye'nin en değerli Türk milliyetçileri, aydınları, entelektüelleri, milli ve demokratları vardı. Ne oldu bundan? Hiçbiri yok. Herkesi kaçırdınız. Kimleri getirdiniz? Her kongre öncesinde oluşturduğu GİK ve her kongre sonrasında getirdiği gayrimillilerle. Yani sadece gayrimilli değil, kime hizmet ettiğini hiçbirimizin anlamadığı insanlar bugün parti yönetimindeler. Çıksınlar, gelsinler, konuşalım. Mesela PKK ile ilgili ne düşünüyorlar? Var mı? Yok. HDP ile ilgili ne düşünüyorlar? Ahmet Kamil Erozan'ı ben göndermedim gizli toplantıya. HDP ile ilgili, evet, kesinlikle. Anayasa toplantısına. Ve her şeyi alavere dalavere yapıp saklamaya çalışıyorlar. Saklanmıyor ki böyle şeyler. Peki bir de MHP ile olan İYİ Parti'nin bu son günlerde konuşmalarını nasıl yorumluyorsunuz? Onu sormak istiyorum. Özellikle politik karşılığı nasıldır? Bunu vatandaş MHP'nin tarafından. Yani hani bu gelin iktidarda komşu olalım diye bir şeyi vardı, yaklaşım vardı MHP'nin. Ve üçüncü bir yol oluşturulabilir miydi? Acaba buna sıcak bakıyor mu? Şu anda böyle bir hani herkes ayrı ayrı girsin üçüncü diyor. Üçüncü yol meselesi Tolga Akalın, genel başkan yardımcısı. Tolga Akalın'ın televizyonda dillendirdiği ama doğrudan Meral Akşener'in onayıyla dillendirdiği bir şeydi. Bu tabii olmayacak bir şey. Üçüncü yol dediği, zaten Milliyetçi Hareket Partisi şu anda İyi Parti'nin yönetiminde olanların büyük çoğunluğunu partisine almaz. Çünkü Türk milliyetçisi değiller. Onlar da gidemez. Hangi yüzle gidecekler oraya? Gidemezler yani. Mümkün değil. Ana binadan içeri giremezler. İdeolojileri çünkü milliyetçi değil.
Her şey var, söylüyorum. Her ideoloji var ama Türk milliyetçileri yok. Böyle durum böyle olunca öyle bir yere geldi ki Meral Akşener bu kan kaybını tekrar Türk milliyetçiliğine ve Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri olan sığınmacı sorununa sarılarak bir durdurmaya çalışıyor. Hı hı. Ama bu ben bir gün önce yazmıştım, bunu söyleyecek, öğrendim diye ama bu daha da öfkeyi arttıracak, daha da oyları bitirecek bir şeydir benim için diye yazmıştım. Bugün de aynı fikirdeyim. Dediğim gibi daha fare doğurdu. Eğer Muş İl Başkanı, selam olsun buradan, İyi Parti'nin çıkıp birlik, beraberlik ve ideolojik olarak bir konuşma yapsaydı iddia ediyorum genel başkandan çok daha iyi konuşma yapabilirdi. Bana göre o kadar zayıf bir konuşmaydı. Hı hı, anladım. Peki bu Atatürkçülük söylemlerine ne diyorsunuz? Özellikle hani son günlerde siz ilk kuruluş tüzüğünde Atatürkçü kavramının çok güçlü olduğunu söylüyorsunuz. Evet. Biz milli merkez dedik. Milli merkez dedik. Ondan sonra bu söylemlerden biraz daha uzaklaşmıştık. Hep uzaklaştı. Hep. Şimdi tamamen yani konuşmasının neredeyse dörtte üçünü Atatürkçülük ve onun Allah işte, ve Türk milleti. Evet. Bunları oluşturdu. Bunun alt metnini nasıl okumamız lazım? Ne demek istiyor yani burada? Ya, Arapların bir lafı var. Suali hayal ve lakin cevabı hayal. Olmayacak şeyler. Şimdi adama sorarlar. Ben milliyim diyorsun da hangi milli kadroyla PKK'yla mücadele konusunda hangi tüzüğünde programında ne var? Onu yazanlar kim? Uygulayacak kimse kaldı mı? Kalmadı. FETÖ ile mücadele konusunda ne düşünüyorsun diye sormuyorlar. Bir sorsunlar ya. Bir sorsunlar mı? Konuyla ilgili de hiç başkanı FETÖ ile mücadele edecek İyi Parti'de bana bir tane isim söyleseler. Bir kişi. Bu konuyu hakim, bu konuyu bilen ve bu derinlikte bilgisi olacak bir kişi söylesinler ki hadi diyelim ki o da belki ekip kurar. Yok. Çünkü öyle bir istek yok. Öyle bir istek olmayınca ya tüzükle ilgili mesela Amerikancı, NATO'cu filan diye onlar şu anda muallakta kaldı. İlk başta tüzük çıktığı zaman elden ele dolaştı. Kongre öncesinde Amerikancı ve NATO'cu ifadeler vardı. Fakat yatsınlar, kalksınlar, dua etsinler. Şimdi diyorlar ya yok canım bizim tüzüğümüzde NATO'cu ve Amerikancı ifadeler yok diyorlar ya. Aslında yalan söylüyorlar. Çünkü İyi Parti'nin tüzüğü 2 saat kala Ümit Özdağ'ın tesadüfen dikkatine çekip tamamen değiştirmesinden sonra şu anki halini aldı. Böyle bir şey olabilir mi mesela? Evet, yani böyle bir öyle şey oldu. Yani hani bacak arası yapmışlar kongreden bir bakıyorlar. Aa kongrede Ümit Özdağ dikkatli bir adam, iyi bir bilim adamı, iyi bir akademisyen. Yazılanlara bakarken görüyor. Bir dakika arkadaş diyor ya bu ne? Bu NATO'culuk, Amerikancılık böyle bir şey kabul edilemez diyor. Ne yapacağız? Bunu değiştireceğiz diyor. Kongreyi 2 saat kala değiştirdiler. Kongreye yarım saat kala çıktıları alındı tekrardan. Ve o şekilde getirildi ve çıktı olarak dağıtıldı. Hı hı. Şimdi İyi Partililere hani NATO'cu ve sizin tüzüğünüzde şu bu yazı yok efendim biz NATO'cu değiliz, biz Amerikancı değiliz, bizim tüzüğümüzde böyle şey yok diyorlar ya, yalan söylüyorlar. O tüzük son dakikada bu partiden ayrılanlar tarafından, bizler tarafından değiştirildi. Hı hı. Ve seslerini çıkartamadılar. Yoksa bir bacak arası olarak o tüzük yayınlanacaktı o şekilde. Yalansa çıksın genel başkan yardımcısı desin ki yalan söylüyorsun desin. Orijinalini de hemen çıkartıp koyalım. Yürekleri varsa çıksınlar desinler ki hayır öyle olmadı. Biz ne yazdıysak o şekilde yayınlandı. Ümit Özdağ da 2 saat kala genel merkezde bütün bunları değiştirmedi. Hı. Hepsi yalandır. Vedat Yener'ler yalan söylüyorsun desinler. Diyemezler ki. Hadi desin keşke birisi çıksa karşıma da yalan söylüyorsun dese ben başka daha sorular da sorsam, başka şeyler de getirip buraya koysam da onları konuşsa Türk milletinin huzurunda. Hı hı. Böyle bir şey yok. Türk milleti her şeyi görüyor. Kimin kendisine hizmet ettiğini, kimin etmediğini de gayet görüyor. Böyle atarak, tutarak, ben şöyle milliyim, biz böyle bir şeyiz filan diyerek olmaz. Adama sorarlar, kiminle millisin, hangi kadronla millisin, hangi icraatınla millisin, hangi icraatınla? Sen bugüne kadar bir korucunun elini gidip tutmadın ya. 30 yıldır korucular doğuda, güneydoğuda Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarını koruyorlar. 30 yıldır ya bir git. Senin hangi genel başkan yardımcın, hangi korucunun elini sıktı ya? Mesela Suriye konusunda diyor ya, Suriye şeyini bitireceğiz, hemen onlarla karşılıklı yapacağız. Bir örnek daha vereyim.
Ben televizyonda çıktı konuştu. Dedi ki, ey Erdoğan dedi, eğer Suriye'ye gitmeyeceksen ben giderim dedi görüşmeye dedi. E güzel. Birkaç ay sonra Suriye'de yerel genel seçim vardı. Beni davet ettiler. Hı hı. Ben de hazırlık yaptım. Hem dedim güzel, bir gazeteci olduğum için de bölgeyi de iyi bildiğim için hem dedim video çekerim orada nasıl yaşamın değiştiğini, artık yaşamın güzelleştiğini, hem de iyi bir dille bir yazar olarak da çok güzel bir rapor hazırlarım dedim. Hı hı. Bu raporu hazırlayacak da insan yok orada. Çünkü geçmişle gelecek, şu anı karşılaştıracak bilgi sahibi insan da yok. Gitmeden bir gün önce Aytun Çıra'yı aradım, genel sekreter. Ben gidiyorum diye. Hemen haber geldi, hayır gitmeyecek. Dedim nasıl olur böyle bir şey? Geçen daha televizyonda çıktı, dedi ki, ey Erdoğan sen Şam'a gitmeyeceksen ben giderim. E tamam sen gitmiyorsun, işte ben gidiyorum parti adına zaten. Ve bu partinin de kurucularından biriyim. Senin de Türk dünyasından sorumlu danışmanın. Hayır gitmeyeceksin. Ve Aytun Bey dedi ki, ya bu nasıl olur dedim böyle bir şey. Ya dedi, böyle genel başkanlar dedi bazen dedi böyle konuşur dedi siyaseten ama dedi, ya ne demek dedim, siyaseten konuşuyor, yalan konuşuyor demek istiyorsunuz dedim. Aynen. Herhalde. Yani meydanlarda yalan. Konuşuyor. Peki dedim, biz dedim bu partide bizim o zaman ne işimiz var? Aynen. Bizim genel başkanımıza biz inanmayacaksak, onun söylediği sözlerin arkasında durulamayacaksa, bir genel başkanın her konuşmasından sonra bunu gerçekten mi söyledi, uyduruk mu söyledi? Türkiye'nin bir numaralı ulusal güvenlik konusunda hiçbir genel başkan yalan konuşamaz. Kesinlikle. Her kim konuşuyorsa da onun arkasından gidilmez. E biz yalanla doymuyoruz. Ama hala bana ne dedi biliyor musun Aytun Çıra? Hala onun bunları yani Aytun Çıra'nın söylediği rağmen şudur. Buyursun istiyorsa yalanlasın. Vedat keşke sormadan kendini doğrudan gitseydin dedi. Peki çok Aytun Bey de bugün partide yok. Evet. Anlatılacak çok şey, çok var. Şey var. Şimdi haklısınız. Bunları yapan bir şey genel başkan çıkıyor burada. Bambaşka Allah Türk çiziyor, milleti evet. Milli filan böyle olmuyor. Bir de ama hem milli son şunu söyleyeyim. Evet. HDP'ye laf söylüyorsun. Yok bu ittifak bölücü ittifaktır. Bu ittifak milli değildir. O zaman 1921 Anayasası'nın altına eğer Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilseydi 1921 Anayasası'na niye imza attın ya? 1921 Anayasası'nın altına imza atmak ihanettir bu ülkeye. Aynen. İhanet. Ama diyor ki işte anayasanın ilk 4 maddesine karşı çıkanlara diyor. Boş. Hani bir gönderme hem yapıyor. 1921 Anayasası'nın bölücü anayasanın altına imza atacaksın. Bunun peşinde bunun 1938 andımıza Atatürk karşı deniyor. Çıkanlara diyor. Yani tamamen onları da söylemedi. Evet. 1938 Ulu Önder'in bıraktığı yerden demiyor. 1921 Anayasası diyor. Hem 1921 Anayasası'na diğerleriyle birlikte ortak imza atacaksın. Sonra da çıkacaksın. Bu işler yürümeyince, oy kaybolunca, parti laçkalaşınca, teşkilatlar işin içinden çıkamayınca çıkacaksın. Ben milliyim. Bu ittifak milli değil diyeceksin. Sen de milli değilsin. Senin neren milli? Çok haklısınız ya. Ama vaktimiz kalmadı. Çok teşekkürler verdiğiniz. Ben teşekkür ederim. O kıymetli bilgiler için efendim ben de heyecanlanıyorum sizle konuşurken de. Çünkü içimizde, içimiz çok bitter evet. Diyelim. Çok ciddi kandırıldık yani. Peki çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyorum efendim. Verdiğiniz ederim. İçin ayağınıza sağlık.